Değerli basın mensupları, hepinizi yoğun ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Ve bugün 13 Mayıs gününün yüreğimize düşen ateş gibi nasıl kavurduysa aynı duygu ve düşüncelerle kavurduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Soma'da 301 madencimiz başta olmak üzere 13 Mayıs'ta iş cinayetleri sonucunda yitirdiğimiz madencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize ve kaygılı bekleyişleri süren aşsız, işsiz ve arkadaşsız bırakılmış madencilerimize bir kez daha sabır diliyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de açıkça ve korkusuzca konuşmaya devam ediyoruz. Soma, emek tarihimizin en derin siyasi katliamıdır. Devleti yönetenlerin şirketlerle kar pazarlığına oturarak insan hayatını siyasetçilerin gündeminden düşürdüğü bir yapıda yıllara yayılmış vurdum duymazlığın en acı sonucu olan Soma cinayeti gelişimi ve devam eden sonuçları itibariyle adeta herkesin bildiği bir sır gibidir. 13 Mayıs'tan önce devleti ve şirketi kararlı biçimde uyarmamıza rağmen kılını kıpırdatmayan, madenleri bir cehenneme çeviren, rant hesaplarından ve siyaset sermaye ilişkisinden başını kaldırmayanlar toplumumuzun hesap vermesini beklediği asıl sorumlulardır. Facianın ardından bir zahmet kurulmasına karar verilen Soma Araştırma Komisyonu'nun işte tam da bu sorumlular ile iç içe geçmiş madencilik politikasına devletin içine düştüğü aciz durumun ortaya çıkmasına odaklanması gerekiyordu. Biz komisyona başından itibaren bu vicdani tavır içindeki siyasi ahlakımızla yaklaştık. Hiçbir sorumlunun gözden kaçırılmadığı ve hiçbir kusurun gizli saklı kalmadığı bir çalışma yapmak adına komisyonun korkusuz duruş sergilemesi gerektiğini hep savunduk. 13 Mayıs'tan sonra her yolu deneyerek madencilerimizin acısının ve maddi manevi bekleyişinin hesabını sormaya adadığımız hayatımızı komisyona son derece somut öneriler ve ilgili bakanlara net çözümler götürerek sürdürdük. Geldiğimiz noktada Soma Komisyonu'nun 908 yani 1000'e yakın sayfası bulan raporunun gerçek sorunları ve Soma'nın asıl sorunları ile taleplerini açıklamaktan kaçındığını görüyoruz. Araştırma Komisyonu'nun raporu özetle üretim zorlaması var demekte. Ancak bu zorlama kimlerin eseri sorusunun cevabını bakanlar ve başbakan ile ana kadrolar olarak vermemiş, sistemin sorumlularını açıklamamıştır. Komisyon raporu gerçeklere yönelmemiş, siyasi görevini bilerek es geçerek vicdanları bir kez daha yaralamış, üniversiteye tez hazırlayan öğrenci telaşıyla teknik bilgiyle doldurulmuştur. Sormak isteriz. Madencilik teknik bilgisiyle dolan bu sayfaları adalet isteyen, geleceğini isteyen çocuklarımız artık inceldiği yerden kopsun, sorumlulardan hesap sorulsun diyen şehit madenci eşlerin duyduğunda, okuduğunda ne diyecektir? Facianın nasıl bir sermaye, siyaset, sendika üçgeniyle geldiğini, nasıl büyük ihmallerle birleştiğini komisyonumuza açık yürekli anlatan işsiz kalmış madencilerimiz, arkadaşların acısını bu kuru ve suya sabuna dokunmayan raporda hissedebilecek midir? Soma'da halen yaşamakta olan yas, travma, yıkım sürecinin özellikle kadın, çocuk ve aileler üzerindeki etkilerinin ilgili tüm toplum kesimlerinin katkısıyla uzun vadeli bir kamu politikası öncülüğünde en aza indirilmesine dair partimizin tespitleri, milletvekillerimizin gündeme taşımaları ve çözüm önerilerimiz şerhimizde ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. Fotoğraflar ve belgeleriyle hiçbir boşluğa meydan vermeden açıkladığımız gibi devletin en tepesinden bakanlara ve kurumlara, oradan Soma'da yerel siyasete kadar batağa saplanmış bu sorumlulara değinmeyen rapor sustuğu her satırda siyasi utanç belgesine dönüşmüştür. Madenciliğin denetiminden
Tüm ilke ve karar kuralları siyasi yandaşlar uğruna yıkan bakanları anmayan, rödevans ve hizmet sözleşmelerinin özelleştirmenin nasıl hile hurdalarla dolu bir yolsuzluk ve usulsüzlük düzeni kurduğunu açığa vurmayan komisyon raporu ürkektir. Raporumuzda tüm detayları gibi gizlenmek istenenlerin ardında asıl siyasi sorumlular, birincisi dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi ise iki saatte bir katil soğukkanlığıyla ölümlerin sayısını açıklayan bakanlar Taner Yıldız ve Faruk Çelik ve yetkili MİGEM, TK'yı, Ege Lingit ana yönetim kadrolarıdır. Soma'da gerek Ermenek'te işletmeleri devralırken yaptırmaları gereken düzenli etüt, risk değerlendirme, projelendirme, sondaj, jeoteknik etüt süreçleri asıl sorumlular olan bakanlık ve genel müdürlükler tarafından yeterince denetlenmemiştir. Madencilik kültürü ve birikimi, kamuda teftiş ilkeleri ve tüm özel kadroların işçi sağlığı ve güvenliği ile güvenli madenciliğe dayalı tavırları AKP'nin siyasi kadroları eliyle adeta çökertilmiştir. Değerli basın mensupları, bu komisyon raporu bazı tespitleri dışında bir araştırma komisyonu değil, gerçekleri uyuşturma komisyonudur. İhmallerde açıkça payı olan siyasi sorumluları ortaya koymayarak Türkiye'yi oyalamakta, gereksiz detaylarla sözü uzatıp katliamın özünü gözden kaçırılacağı sanılmaktadır. İhmallerden üstün körü bahsedip ihmalkarları konuşmamak, katliama karşı seyirci kalmaktır. Maden ruhsatlarını başbakanın iznine bağlayan bu düzeni sorgulamaktan korkan, dünyada madencilik örneklerini anlatırken sayfalarca destan yazıp Soma'ya gelince sessiz kesilen raporun yazmadığı yerler, konuşmadığı ihmaller yazdıklarından çok kritiktir. İşte biz bu kapsamlı raporumuzda o yazılmayan gerçekleri açığa vuruyoruz. Biz özünde bir muhalefet şerhi yazmadık. Olması gereken araştırma komisyonu raporunu yazdık. Bu raporumuzun ana unsurlarını sizlerle paylaşıyoruz. 10 bölüm ve 230 sayfadan oluşan ekleri, belgeleri ve saptadığı başlıklarla Soma'nın gerçeğini partimizin çözüm listesiyle beraber açıklıyoruz. Değerli basın mensupları, sözlerimi bitirirken aramızdaki bu iş paylaşımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Özgür Özel, sizlerle bu komisyonun siyaset, sendika ve sermaye ilişkisini Soma'da açtığı yaraları, emek sömürüsünün ve katliamın vardığı boyutun asıl siyasi sorunlarını paylaşacak. Sayın Hasan Ören, madenciliğe yöneten kurumların ve siyasi sorumlulukların açıkça ihmalleri ve rant havuzu içindeki çürümüşlüğü bir kez daha açığa vuracak. Sayın Namık Avutça, facianın geçim kaynaklarımıza, madene ve tarıma etkisini, sürecin hukuki boyutunu ve madencilikte ve mecliste izlemesi gereken hukuksal süreci aktaracak. Ve bizler Soma Komisyonu olarak, bölgenin milletvekilleri olarak, bölgenin Manisa'nın 3 ve Balıkesir'in de bir milletvekili olarak bir daha böyle bir facianın yaşanmamasını temenni ediyoruz ve arkadaşlarıma sözleri bırakıyorum. Buyurun Özgür Bey. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Soma'daki 300'ün kaybımızı ve Soma'dan sonra kaybettiğimiz 50'den fazla madencimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Yüce Meclis'in böyle bir komisyonu tekrar kurmasını gerektirecek faciaların bir daha Türkiye'de, hatta dünyada bu tip faciaların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Elimizde komisyonun Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin yazmış olduğu muhalefet şerhi var. Bu muhalefet şerhi komisyon raporunun ayrılmaz parçası, mütemmim cüzüdür. Bu muhalefet şerhi olmaksızın komisyon raporunun sadece Başkanlık Divanı tarafından hazırlanmış kısmının geçen hafta bir basın toplantısıyla tanıtılması iş düzeye, anayasaya göre usulen hatalı, etik olarak sorumludur. Tabii o toplantının temel gayesi, daha önce de paylaştığımız gibi, muhalefet şerhinde yazılanların komisyon başkanına sorulmasından korkulmaktadır.
Biraz önce Sayın Vekilimizin ifade ettiği gibi mahcup ifadelerle ve kimseyi gerçek sorunlara dokunmayacak korkak bir dille kaleme alınmış rapor yerine o rapor açıklandıktan sonra kamuoyundaki şu sorunun cevabını aradık hep birlikte. Bu rapor birçok şeyi söylüyor ama hiçbir şeyi söylemiyor. Gerçek sorumlulardan bahsetmiyor ve hep manşetler bir noktada birleşti. Soma Komisyonu sorumluyu bulamadı dedi. Soma Komisyonu'nun sorumluluk noktasındaki temel tespitini raporumuzun 15. sayfasında bulacaksınız arkadaşlar. Madenlerin ruhsatlandırmasında nihai karar verici dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanları Taner Yıldız ve Faruk Çelik'le müştereken Türkiye'nin enerji politikalarındaki açmazın, uluslararası enerji ihalelerinde ülkemizin büyük miktarlarda kamu zararına uğratılmasının, Türkiye'de anayasal güvence altında kamuya ait maden rezervlerinin siyasi ve ekonomik bir rant alanına dönüştürülüp dağıtımı ve yönetiminin, bu rant alanının tanımı ve tasnifi için anayasa ve kanunların arkasından dolanarak yapılan muazzalı sözleşmelerin, dünyanın en riskli işi olan madenciliği, meslek odalarının ve üniversitelerin bilimsel uyarılarına kulak tıkayarak ve iş güvenliğini hiçe sayarak sadece kar odaklı gören sistemin, madendeki denetim zafiyetlerinin, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki bütün ihmallerin, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlal edildiği bir çalışma ortamının oluşturulmasının baş sorumlularıdır. Ve raporumuzu, karşı oyumuzu incelediğinizde her bir sayfasında bu sorumlulukları somut delilleriyle tespit eden yaklaşımlarımızı göreceksiniz. Ayrıca bu raporun 174. sayfasından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana rapordaki önerilere ek görüş olarak 33 tane ilave görüşünü göreceksiniz ki bunların önemli kısmı geçen hafta Sayın Grup Başkan Vekilimiz Akif Hamçın Çebi'nin imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin maden kanun teklifi olarak meclise sunulmuştu. Önümüzdeki günlerde kamuoyu tarafından tartışılmasını bekliyoruz. Bunun yanında raporumuzun ilgili peşi sıra sayfalarında örneğin komisyonun arayıp da göremediği sorumluların birer fotoğrafını bulacaksınız. Hepiniz oradaydınız diye altına yazdığımız fotoğrafta Başbakan Taner Yıldız'dan ilgili madenin CEO'suna, yönetim kurulu başkanına, çok eleştirilen o sermaye sendika siyaset ilişkisini sürdüren dönemin sendika temsilcilerine kadar aynı masanın etrafında bu faciadan 7 ay önce Sayın Taner Yıldız ağzıyla bu madene övgüler yağdırıldığı günkü fotoğrafı bulacaksınız. Yereldeki siyaset sermaye ilişkisinin ve iktidar partisinin finanse edildiği bir şirketin denetimlerde nasıl kayrıldığına şaşırırken bununla ilgili göreceğimiz fotoğraf Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin madende idari görevde bulunan ve Ramazan Doğru'nun eşi Melike Doğru ile birlikte o kurtarma çalışmalarını görmeye alışık olduğunuz madenin hemen önünde yereldeki Soma Belediye Başkanı'yla ve Ramazan Doğru ile birlikte seçim konuşması sonrası zafer selamına tanıklık edeceksiniz. Hemen altındaki resimde ise o kurtarma çalışmalarının yapıldığı alana toplanmış, birazdan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Manisa mitingine gidecek ve orada Recep Tayyip Erdoğan'a o son kurultay konuşmasında okuduğu şiirle seslenecek olan ve altında Soma AŞ çalışanları diye imza atılmış bir pankartı da arkaya asılmış olarak göreceksiniz. Ve onlar Recep Tayyip Erdoğan okusun diye Soma AŞ'nin parasını ödediği pankartta şöyle seslenecekler. Gökten ne yağdı da yer götürmedi. Elbet her gecenin sabahı vardır. Bir dur devrilmezsin, sakın gam yeme. Elbet Allah'ın da bildiği vardır pankartını Recep Tayyip Erdoğan yazsın diye götürecek olan bu kalabalığın içindeki zorla o mitinge gitmiş arkadaşlardan daha sonra 301 tanesinin kaybıyla ilgili listeyi de maalesef raporumuzun ekinde göreceksiniz. Son söz olarak şunu söylemek istiyoruz.
Yazılması gereken rapor yazılmadı. Tespitlerle ve bir takım madenciliğe yönelik bilgilendirmelerle dolu bir rapor getirdi olayı, ama esas bir daha bunun yaşanmaması için ne gerektiğini söylemedi. Muhalefet şerrimizde onu bulacaksınız. Siyaset, sermaye, sendika arasındaki birbiriyle iç içe geçmiş menfaat ilişkisi yerine sendikal özgürlüklerin önünün açıldığı, sendikacıların özgürce gerçek sendikacılık yapabildiği, siyasetin sermayedarlar tarafından finanse edildiği için onlara gebe kalmadığı, bu sayede gerekli denetimlerin usulüne göre yapılabildiği, şirketlerin de karşılarındaki siyaset baskısı altında olmadan ve bir takım farklı finansmanlar yaratmak için başka yollara gitmek yerine gerçekten işlerinin yapıldığı bir düzende bu faciaların olmadığını göreceksiniz. Yapısal çözüm önerilerimiz, örneğin rödevansın tamamen kaldırılmasına yönelik verdiğimiz kanun tekliflerine ve 39 tane maddeyi size toplantıdan sonra mail adreslerinize paylaşacağımız raporda inceleyeceğinizi umarak hepinize saygılar sunuyorum. Değerli basın mensupları, 7 ay önce yaşadığımız, bütün dünyanın dikkatle izlediği son maden kazasını siz basın mensupları, biz milletvekilleri ve bütün ülkede yaşayan insanlarımız acı içerisinde bu fotoğrafın netleşmesini istedi. Bizler de daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak ısrarla Soma'da yanlış işlerin olduğunu, Türkiye'deki madencilikle ilgili iş sağlığı ve iş güvenliğinin alınmadığını, önümüzdeki günlerde muhakkak bu ülkenin insanların acı çekeceğini, bu acıyı yaşamadan bu tedbirlerin alınması için bir araştırma komisyonunun kurulmasını söylememize rağmen ne yazık ki 301 evladımızın hayatını kaybettiği an bu komisyonun kurulmasına vesile oldu. Keşke daha önce kurulsaydı, belki bu facia önlenebilirdi. Hepimizin umudu neydi basın mensupları sizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili bizler? Bu komisyon gerçekten çalışacak, çok iyi bir rapor hazırlayacak. Basın mensuplarının ve Türkiye'de yaşayan insanların Soma kazasıyla ilgili nedenlerini, niçinlerini göreceğini tahmin etmiştik. Ama ne yazık ki dağ fare doğurdu. Bakınız, Soma komisyonunun hazırladığı 1000 sayfalık rapor. Yani bu raporu maden mühendisliği fakültesine götürürseniz oradaki öğrencilerinizin kesinlikle yararlanacağına inanıyorum. Teknik bilgiler, konuyu safsaklama, konuyu farklı boyutlara çekmek için böylesine gayri ciddi bir rapor yazılmış. Peki bizim istediğimiz ve bütün komisyonun, bütün ülkenin beklediği neydi? Buradaki aksaklıklar, buradaki iş sağlığı ve iş güvencesinin neden alınmadığı, niçin alınmadığını araştırmaktı. Hatta bakanlar ve dünün başbakanı, bugün cumhurbaşkanı şu cümleleri de kurmuştu. Demişti ki ucu nereye kadar giderse gitsin biz bunu takip edeceğiz. Ama ucu daha ilk memurunda tıkandı kaldı. İlk memurunda tıkandı kaldı. Bu rapor Soma'da yaşanan facianın gerçeklerini, nedenlerini, niçinlerini söyleyen bir rapor değil. Tamamen teknik, biraz evvel söylediğim gibi üniversitede öğrencilere ders kitabı olarak okutulacak bir rapor haline geldi. Bizler burada kendi raporumuzu hazırladık. Çok ciddi bir çalışma yaptık bütün milletvekili arkadaşlarımızla, partimizde bulunan enerji komisyonuyla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirisinin dışında yarın iktidara geldiğinde Türkiye'deki kömür işletmeleri, madenlerle ilgili yapacaklarını arkadaşlarımız biraz evvel söyledi ve bunları yerine getireceğiz. Dördüncü gün Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı Soma kazasıyla ilgili Soma'ya Eynez Maden Ocağı'na gitmişti. Geriye döndüğünde biz de Soma Komisyonu olarak kendisini ziyaret edip kendisinin görüşlerini aldık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Soma'da nasıl bir şey oldu? Sizin Devlet Denetleme Kurulu gibi çok güçlü bir araştırma sürdürebilecek bir kurulunuz var dediğimizde ne yazık ki acı bir gülümsemeyle, evet sayın vekillerim, ben dördüncü günü Soma'ya gittiğimde hala Soma'da bana verilen briefingde trafo patlamasından kazanın olduğu söylendi. Ne yazık ki Ankara'ya geriye döndüğümde
ben trafo patlamasından kazanın olmadığını öğrendim demesi, ülkenin en tepe noktasında Mustafa Kemal'in oturduğu koltukta oturan Abdullah Gül'den bile belirli bilgilerin saklandığı ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar, burada bu raporun içerisinde Enerji Bakanlığı yok. Bu raporun içerisinde TKİ yok. Bu rapor sadece bugün bu madeni işleten Soma AŞ, Uyar Madencilik, Uyumaz Madencilik, bunları çok sıralayabilirsiniz. Sadece onun üzerine yıkılarak bu madenin kusuru yok mu? Elbette çok büyük kusuru var. Burada ölen 301 insanımızın, bu maden sahiplerinin ellerinde kanları bulaşmıştır. Ama asıl sorumluları azmettiriciler kim? Yani buradan kazancın büyüğünü alan, pastanın büyüğünü alan TKİ 2009 ile 2013 arasında, lütfen rakama dikkat edin, 2009 ile 2013 arasında 2 katrilyon 300 trilyon parayı TKİ bünyesinden Enerji Bakanlığı'na transfer eden, TKİ'nin de Enerji Bakanlığı'nın iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bu tedbirleri alması gerekli değil mi? Hizmet alımı. Hizmet alımı Yargıtay'ın verdiği kararla maden kanununun 4. maddesine aykırıdır. Hizmet alımının bir işletmede nasıl yapılacağı bellidir. Hizmet alımı asıl işlerde yapılamaz. Bunu Yargıtay söylemiş ve ortaya koymuş. Ama siz Türkiye Kömür İşletmeleri olarak maden kazılarını, madende 1,5 milyonluk bir hedef koyuyorsunuz. Buraya hiç yatırım yapmadan, Soma AŞ'ye hangi yatırım yaptığı sorulmadan 3,5 milyon tonluk maden çıkarılmasına Rabbena hep bana diyerek paranın gelmesini sevindirici bulup hoşunuza gittiğinden iş sağlığı ve iş güvenliğini almıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, azmettiricisi Türkiye Kömür İşletmeleri ve ona emir veren, oradaki genel müdüründen memuruna kadar değişmesinde başrol oynayan, yetki sahibi olan Enerji Bakanlığı'dır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporunda açık ve nettir. Önümüzdeki günlerde biz bunun takipçisi olacağız. Bu iki bakanın da gerekli olan soruşturma komisyonunun kurulması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu rapor sadece ve sadece birilerinin himaye etme, birilerini koruma, kollama ile ilgili yazılmış rapordur. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Soma faciası sadece Manisa'yı değil, Soma'yı değil, tüm ülkemizi yaktı hepimiz bildiği gibi. Soma üzerinde Türkiye'de emekçilerin, çalışanların ne kadar ağır koşullarda, yaşam güvenliği olmadığı koşullarda çalıştığını bir kez daha bu komisyonda gördük. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişinde bu komisyonlar iktidar çoğunluğunun bir anlamda siyasal sorumluluğun üzerine örtme misyonu üstlendiğini burada açıkça ifade etmek isterim. Komisyondaki arkadaşların ne kadar iyi niyetli davransalar da hükümetin baskısı altında siyasi sorumlulukların üzerine örtmek gibi bir çaba içerisinde olduklarını burada ifade etmek isterim. Bu sistemin de açıkça tartışılır Türkiye'de parlamenter sistemde şeffaflığın, devlet yönetiminde siyasal hesap verililiğinin önüne açılması bakımından komisyonların işleyişini yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın, Soma'da 301 yurttaşımız hayatını kaybetti. Adeta bir katliam yaşadık. Bunların içerisinde 103 evladımız da Balıkesir topraklarından. Ben Balıkesir'de 75 kardeşimizi mezara koydum. Ve bunun acısını en yakın yaşayan bir milletvekili olarak bir daha bunların yaşanmaması için arkadaşlarımızla harekete geçtik. Soma'da devam edecek dedik. Hemen Soma'dan kazadan sonra Haziran ayında meclise bir kanun teklifi verdik. Dedik ki iş ve işçi sağlığı güvenliği bakımından Türkiye'de Soma gibi onlarca maden var. Bizim tespit ettiğimize göre 40'a yakın madende aynı ihmalden ölümler devam edecekti. Nitekim değerli basın mensupları, Soma'dan sonra, Soma faciasından sonra hatırlayın, Ermenek'te yaşandı. Ve madenlerde ve maden kazalarında 40 yurttaşımız daha hayatını kaybetti. Ve bunlar devam edecek böyle giderse. Şimdi bakın, arkadaşımız az önce değindi. Siyasal sorumluluk üstlenmesi gereken Enerji Bakanı
ve başbakan, dönemin başbakanı bu işin fıtratında ölüm var diyerek yaşanan ihmallerden, kusurlardan kaynaklanan kazaların, faciaların sorumluluğunu kusurluyu aramak yerine sendikaları suçlayarak, başkalarını suçlayarak siyasal sorumluluktan kaçtılar hepsi. Enerji Bakanı çok açık bir şekilde Somaşe'nin işlettiği bu madenlerin dünyanın en güvenli madenleri olduğunu üstlenmedi mi? Söylemedi mi? Arkasından bu facialar nerede yaşandı? Soma'da yaşandı. Nerede yaşandı? Ermenek'te yaşandı. İnanın 3. sınıf demokrasilerde bile bu facialardan sonra birazcık siyasi ahlakı, vicdani, insanlığı olan bir siyasal sorumlunun derhal istifa etmesi gerekiyordu. Soma'daki olayın faillerini arkadaşlarımızla biz zaten sağlıklı işleyen demokrasilerde faciadan sonra yapılması gereken sorumlu bakanların istifa etmesiydi. Ancak biz çalışmalarımızda gördük ki Soma faciasının bir numaralı sorumlusu dönemin başbakanıydı. İki numaralı sorumlusu orada Enerji Bakanlığı olarak gereken hukuksal tedbirleri almayan Enerji Bakanıydı. Üçüncü derecedeki sorumlusu hiç kuşkusuz orada iş ve işçi sağlığı güvenliği ile ilgili denetim görevini aksatan, anayasal sorumlulukları yerine getirmeyen Çalışma Bakanı Faruk Çelik'ti. Ve bu sorumluluk devam ediyor. Ne yazık ki raporda arkadaşlarımız ifade ettiler. Raporda arkadaşlarımız, AKP'de ve diğer partilerden arkadaşlarımız ne kadar iyi niyetli davransalar da siyasi sorumluluklara, kusurlara değinmemeleri teknik analizlerle, teknik durumlarla neredeyse siyasi sorumluluk yok sayılmıştır. Burada şunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin bir daha bu faciaların yaşanmaması için bakın Soma faciasında Balıkesir'den ölen 103 yurttaşımız tarımda karnını doyuramayan, topraklarını terk eden kardeşlerimiz olmuştur. Ben size rakamlar veriyorum. Türkiye'de 2000'den 2013 yılına kadar tarım alanlarının %10 arkadaşlar azaldı. Tarım terk edildi. İkincisi 26.4 milyon hektar arazinin bugün 23.8 milyon hektara geriledi. Tarımsal alanlar. Ve bakın Balıkesir'de sadece 2005'te 513.718 hektar 2014'te bugün 430 bin hektara düşmüş. Yani Balıkesir'deki köylülerimiz zeytini terk eden, toprağı terk eden, tarımı terk eden, tarımsal geçimini sağlayamayan kardeşlerimiz bilmedikleri maden ocaklarına, ölüm çukurlarına gitmeye zorlanmıştır. Türkiye'de tarım bu noktaya gelmiş ve maalesef kardeşlerimiz işte bu ölüm çukurlarında çalışmaya mecbur kalmıştır. Şimdi burada bir kez daha sesleniyoruz. Eğer siyasal sorumlular hesap vermez ise Türkiye'de madenlerde iş ve işçi sağlığı bakımından ölümler devam edecektir. Nasıl ki Soma'da 301 yurttaşımız öldükten sonra bizim bütün uyarılarımıza rağmen ölümler devam ettiyse, iş ve işçi sağlığı bakımından gereken sorumluluğu yerine getirmeyen, denetim görevini aksatan Çalışma Bakanlığı bu ihmalleri karşısında ölümler maalesef devam edecektir. Bakın, çok üzücü bir şey söylemek istiyorum. Komisyonda Çalışma Bakanlığı'nın müfettişlerine sorguladığımızda, 301 insanın ölümünü konuştuğumuz komisyonda Çalışma Bakanlığı müfettişleri denetimlerde taksi parasının sorun olduğunu bize söylediler. Yani denetim görevinizi siz orada görmediniz mi? O madene gitmediniz mi? Orada neden gereken tedbirleri almadınız? Neden uyarıları yapmadınız dediğimizde müfettişlerin Soma'dan madene gidecek 15 kilometrelik mesafedeki taksi parasını önümüze koyduklarını burada üzülerek ifade etmek istiyorum. Ve bir şey daha söylüyorum. Orada bir kişiye sorduğumuzda Soma'da. İşçiler 301 için ölüm sebebi karbonmonoksit zehirlenmesi. Orada bilir kişiye eğer işçileri yaşatacak, bir saat yaşatacak oksijen maskeleri, tüpleri olsaydı bugün 301 yurttaşımız hayatta olacaktı. Bunu bir işçi için bedeli 500 dolar, yaklaşık 1200 lira paraydı. Yani patronların, gözü dönmüş rantçıların daha fazla para kazanma uğruna açık bir şekilde İşçi ve emekçi kardeşlerimizi ölüme gönderdiklerini çok çıplak bir şekilde görebiliriz. Bunun baş sorumlusu orada başta o şirketin yetkilileri, arkasında da hiç kuşkusuz dönemin Çalışma Bakanı, Enerji Bakanı ve Başbakan'dır. Hiç kimse sorumluyu sağda solda aramasın, fıtratta aramasın. Bu işin baş sorumlusu odur.
Ve biz bu komisyonun bütün arkadaşlarımızla baş sorumluları olarak gördüğümüz bu olayın failleri Başbakan, Enerji Bakanı ve Çalışma Bakanı'dır diyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz arkadaşlar. 2 trilyon para. Bu 2 trilyonla katlettiğiniz karı mıdır? 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 5 yıl içerisinde TK'yı hizmet alımı ve redevanstan kendi çalışanların paraları çıktıktan sonra bu kar olarak TK'ye kalmıştır. 2 katrilyon 300 trilyon para. Bu kadar parayı kazanan TK'yı eğer dibindeki EYNEZ'e iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yatırım yapmıyor ise azmettiricisi Enerji Bakanı. Başka soru. 237. Şöyle yan yana mı koyalım? Şunu alalım. O zaman aradan şunu çekelim. Ha, şöyle yapalım. Hatta rapor için şey demişlerdi, biriket kadar rapor oldu demişlerdi. Bizimki de tuğla kadar muhalefet şerri oldu. Özellikle bu Soma verilerini yan yana koyduğunuz zaman sorumluların hesap vermediğini söylüyorsunuz. Komisyondan da beklediğiniz sonucu alamadığınızı ifade ettiniz. Bundan sonra özellikle iki bakanla ilgili farklı geçimler bir taraf bulunacak mısınız? Hem yargıdan hem meclis yasası şeyler düşünüyorum. Bugün de yan sorular var. Şimdi özür dilerim. Buyurun geç. Daha önce de kısaca ifade etmiştik. Vekilimizin de konuşmasında o ifadeler var. Bir kez esas sorumlu olarak Devrim Başbakanı ama şu anki pozisyonu itibariyle meclisin onun için yapabileceği bir şey yok. Ama onun 2 icracı bakanı, Çalışma Bakanı ve Enerji Bakanı hakkında bir soruşturma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Onunla ilgili hazırlığımız tamam. 4 milletvekilimizin gruba teslim edeceği o hazırlık üzerinden yeterli imza grubumuz tarafından tamamlandıktan sonra grup yönetimimizin takdiriyle o meclis başkanlığına sunulacak. Son olarak da şunu söyleyelim. Soma davası görülmeye başlamak üzere. Yeni yılda görülmeye başlanacak. Ama biz o davanın sadece Soma'daki ayağının olduğunu görüyoruz. Esas Soma davası ama bugünkü gen soru sonuç verirse, vermezse soruşturma komisyonundan sonra Yüce Divan'da, yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardan ayrıldıktan sonra gerçek Soma davası Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatıyla görülecektir. Onu da kamuoyunun bilgilerine arz ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.